Melik Tapar sizinle görüşmek ister Zübeyde Hatun. Sen ne yaptığını sanırsın Zübeyde Hatun? Hatunumun anasıyla babasını geri göndermek de ne demek? Hatunun yaptığı terbiyesizliğin cezasını çeker. Sen de anlayıp dinlemeden edebini bozmayasın. Asıl edepsizlik Melik Hatun'una yapılandır. Ne terbiyesizlik etmiş benim hatunum? Obada öz ananı hakir gördü. Dengim değildir diyerek elini dahi öpmedi. Bu hangi terbiyeye, hangi töreye sığar? Benim hatunum o kadar ileri gitmez. Hem bir kusur işlediyse bunun karşılığını vermek bana düşer, sana değil. Cümle Selçuklu hatunlarının başı benim. Hatunlar ne kusur işlerlerse cezasını ben veririm. Sen değil. Senin vazifen hatununa edep töre öğretmektir. Lakin belli ki bunca yıl bunu da başaramamışsın. Herkes bizi uysal sanıp hakkımızı yer ki yanılırlar. Ben seni yıllarca anam gibi gördüm. Sen de farklı değilmişsin. Bundan böyle biline ki ne benim ne de hatunumun hakkını kimse yiyemez. Anasıyla da babası tez saraya gelecek. Zinhar gelemez. Edepsizliğin bedeli törede bellidir. Töreyi icra etme selahiyetini de bana sultan vermiştir. Bunları çiğnemeye senin dahi gücün yetmez. İstemezsen bundan böyle beni anan gibi görmez. Lakin hatununun yalanlarıyla dolacağına git de öz ananın hakkını müdafaa et. Hatununa edep öğretmeden de benimle edepsizliğin cezasını münakaşa etme.